Şimdi drone'umuzu uçurduk. İmdat Bey, Tahsin Bey ve ben pilotunuz Serkan Türel. Yazılı Kanyon'dayız. Çok güzel bir gün. Bayramın 4. günü. Burayla ilgili size detaylı bilgiler aşağıda bırakacağım. Not yazacağım. Suyun çıktığı yere kadar gidemedik. Biraz hazırlıksız geldik. Sudan da atlamak da çok zor arkadaşlar. Hakikaten yani biraz zor bir parkur. Ama gidilebilir. Gidenler var. Evet İmdat Bey. Ne düşünüyorsunuz? Süper diye. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Isparta Sütçüler Çandır köyünde. Girişi oradan oluyor. Az ilerisinde oluyor. Detaylı navigasyon bilgisini de vereceğim. Drone ile biraz uçuş yaptık. Şimdi drone'umuzu kapattık. Avatamızla uçtuk. Şimdi geri dönüş yolundayız. Harika bir yer arkadaşlar. Yani ben buraya daha önce 5-6 sene önce geldim. Ama böyle bir video vlog yapma şansım olmadı. Şimdi çok şükür çekebildik. Güzel oldu ya. Şu anda da iyi gidiyoruz. Birazdan yine detaylı bir video daha çekebilirim drone ile. Yolda güzel insanlarla karşılaşıyoruz böyle. Merhabalar, selamünaleyküm. Gördüğünüz gibi. Sohbet etmek ister misiniz? Buyurun. Buralı mısınız? Spartalıyız. Neresinden? İçinden, merkezden. Merkezden. Evet. Nasıl burası? Valla burası Yazılı Kanyon ama biz de çok fazla gelemiyoruz. Ben bir 10-15 sene önce gelmiştim. Bu kadar fazla böyle suya girebilecek tarzı yoktu. Evet. Sonradan değişmiş. Nasıl oldu bilmiyorum. Depremlerle veya farklı şeylerle yeni bir oluşuma girmiş. İnsanlar geliyor böyle burada suya giriyor, rahatlıyor. Çok güzel bir şey yani. Evet. Daha temiz, daha şey, nezih. Yerlerin yapılmasını bekleriz belediyeden veya köyden. Değil mi? Biz az önce girişte yaptık. Hani Milli Tabiat Parkı bildiğim kadarıyla. Evet. Girişini yaptık. Ama çok bakım olarak daha ihtiyacı var galiba. Yani girişte bir bedel alıyor, alması lazım. Evet. Bakım yapılabilmesi için. Doğru söylüyorsun. Onun karşılığında da bir şeyler yapılsın. 60 lira alıyor, yetmiyorsa 100 lira alsın. Arabanın altı sürttü mesela orada. O girişte biraz daha düzenlenirse yapılabilir. Daha olur. İşte evet. Biz bunları yapmakta biraz böyle zayıf kalıyoruz. Hani su akar, Türk bakar mantığı evet. Var ya. Evet. Bundan biraz sıyrılmalıyız artık yani. Kesinlikle katılıyorum. İnşallah iyi şeyleri böyle yapılabilir diye düşünüyoruz yani. Belediyelere, köylere, muhtarlara bu noktada iş düşüyor. Doğa tutkunları için harika bir yer. Evet, evet. Yani güzel bir yürüyüş parkuru. Yapılması gereken şey çok. Aynen. Spor yapıyorsunuz, suyun zevkini alıyorsunuz. En güzel şey su sesi. Bunlar çok güzel bir şey. Evet. İyi inşallah. İnsanlar dinleniyor burada yani. Güzel bir yürüyüş parkuru aynı zamanda evet, değil mi? Evet. Biraz engebeli, zor bir parkur. Tabii yani burası mesela bir tabii bir şey. Çok güzel. Enişli, yokuşlu falan derken hareketli evet. Ediyorsunuz. Ama İsminiz neydi abi? Benim Sedat. Sedat Bey, bu videoyu paylaşmamızda herhangi bir sakınca var mı? Çok yok. Paylaşılabilir. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi, iyi günler, iyi bayramlar. Evet, İmdat Bey şu an karşıya geçiyor. Parkurumuzun zorlu kısmı burası. Sudan mı geçeceğiz? Biz sudan geçeceğiz, buradan ayağımız kayabilir İmdat Beyciğim. Dikkat edin, aman ha. Vallahi bravo. Ben olsam şimdiye düşmüştüm. Sıra bizde. Evet, bizim geçebileceğimiz yer burası. Üzerimizde drone var. Çanta var. Kesin düşerim diye tahmin ediyorum Tahsin'cim. Sen ne diyorsun? İnşallah düşmem diyorum ben de. Yok, oradan geçseydim ben düşerdim de. Yok abi, ora riskli yok. Sen mi aldın? Ben aldım. Evet, ben gidiyorum yavaş yavaş. Şimdi ıslanmaya başladım. İnanılmaz. Efendim? Vallahi kanyona gittik. Şelale vardı, büyük bir şelale. Oradan sonrasını gidemedik. Zaten oraya kadar gidiyoruz. Oraya kadar değil mi? Ondan sonrası o da normal. Ben bir de bakan bir şey. Ya döndük. Tehlikeli gerek. Şimdi istemeden video kayıtta kaldı ama paylaşmamızda bir sakınca yok değil mi? Evet, yok. Biz YouTube kanalında yayınlayacağız. Tamam, teşekkürler. Teşekkür ederiz, sağ ol. Tamam, kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ olun, iyi bayramlar. Evet, karşıya da geçtik. Süper oldu.
Buradan mı devam edelim? Buradan. Demin orası. Ben az önce şuradan geldim. Doğru muydu orası ama? Ama oradan biraz. Ben şuradan geçeyim çünkü eşyalarım var. Takılırsa düşme ihtimali çok yüksek. Tamam, bekliyorum. Ve atladı. Evet. Şuradan geçelim. Hoppa. Tahsin Bey yürüyor. Buraların yabancısı değil. Size yetişemiyorum ki. Vallahi ben de çok öyle iyi birisi abi, değilim. Aslan abi. Şöyle yapalım. Sen doğa için harika bir adamsın. Sağ olasın Tahsin'cim. Vallahi elimizden geldiği kadar işte yeni yerler keşfetmeye devam ediyoruz. Burası normalde herkesin bildiği güzel bir yer ama bilmeyenler de var. Kendimiz bir tane vlog çekelim dedik. Şuradan. Hoppa. Oh. Ne geçtik. Bakın arkadaşlar şu suların güzelliğine bakın ya. Gerçekten inanılmaz. Harika ya. Bayılıyorum böyle yerlere. Muhteşem. Ben enerjimi böyle yerlerden alıyorum Tahsin'cim. Efendim abi. Ben enerjimi böyle yerlerden alıyorum. Huzur doğada. Sakinlik burada. Sen de Ece'yi, minik bebeğimizi böyle yerlere gezerek alıştır. Emin ol benim çocuklar çok alıştılar. Zaten benimle muhtemelen görüşüm. Sürekli gitmek isteriz diyorsun. Yok yok, muhtemelen sen götürürsün. Vallahi gideriz ya. Şüphemiz yok abi. Çok güzel oldu. Hoppa. Evet, İmdat abicim. İmdat abim aynı zamanda benim kayınbiraderim. Sağ olsun bize eşlik ediyor. Tahsin Bey de benim bacanağım. Yeğenimin eşi. Küçük bacanak diyebiliriz ona. Evet. Küçük enişte. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi düz yola çıktık. Bir araba girecek boyutta büyük bir yer var. Yeğenlerimiz Gülsüm ve Sinan. İyi ben de burayı silerim o zaman. Hanım gel kız ikimiz konuşalım. Düşüncelerini alayım. Sen de kötü sözler söyle. Güzel yok, bir benim, yer. Beğendim. Benim mutluyum. Eşim, güzel. Eşim hiç güzel. Kötü şey söylemez. Burayı keseriz ya. Ben de Gülsüm'ü çok seviyorum. Eşim nasıl buldun? Buraya bir daha gelmeliyiz. Çünkü çok beğendim. Tabiat olarak çok güzel. Ama çocuklar biraz yaramazlık yapıyor. Evet güzel. Su çok soğuk. Yolda bu iki güzel insanla tanıştık. Sağ olsunlar. Buz gibi. Şu aşağıya çektim bak aşağıya. Şu aşağıya çok güzel. Daha görülmesi gereken bir yer. Değil mi? Kesinlikle. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Yazılı Kanyon. Arkadaşlar. İsmini nereden alıyor birazdan göstereceğim. Tabii burası. Suyun. En güzel yeri. Evet. Can. Oğluş, ne yapıyorsun? İyiyim de ölüyorum. Neden? Yemek istiyorum. Çok mu acıktın? Ama ben seni sabah uyarmıştım. Uyarmadım ben yalancıyım. Ben seni sabah uyardım acıkırsın. Sabah kahvaltını çok iyi yap dedim ama beni dinlemedin. Yok. Neyse şimdi yemeğimizi yeriz. Serkan onları attı biz de serdik. Bacanak ne düşünüyorsun? Anlat harika. Bakalım. Harika. Keşke ben de sizle gelebileydim. Geldik ya. Hayır yukarı tarafa. Keşke bir de mayo getireymişiz. Çok iyi değil mi? Müge sen ne diyorsun? Düşüncelerini alalım. Kollarına bak. Bir bana baksana ama önce. Kameraya bak. Fıstık. Evet çizilmiş bak. Ne söylemek istersin kameraya? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu kadar mı? Geziyi beğendin mi? Onu falan söyle. Gezi muhteşemdi. Sen de gel. Hadi bakalım.
neydi? Bir tane kanal vardı meşhur. Hani orada ne diyordu? Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet, 3 bin lan gelsin. Sırf senin için çok izlenme olacak diye tahmin ediyorum. Ne diyorsun? Olur mu? Şeyi anlatsın, adını virüsü anlatsın. Anlat bakayım. Yani. Ne yapıyordu adını virüs? Adını virüsü hatırlamıyorum. Hangisini hatırlıyorsun? Adını hatırlıyordum. Söyle, anlat adam. Anlat bakayım hadi. Adını virüs 65 nanometre. Zırh takıntısına ve öksürmeye başladığınız suçlulardan biri budur. Artık suçlu kim biliyorsun. Harikasın, teşekkür ederiz, ağzına sağlık. En sevdiğin çizgi film hangisi? En sevdiğim çizgi film tabii ki de... Pikachu. Hayır. Pokemon ve Sonic. Ne? Evet, videoyu kapatalım arkadaşlar. Bay bay. Şimdi yemek zamanı. Bay bay. Oyunmuş. Burası boşuna oyulmamışlar. Buralarda insan eli parmak yerleri gibi neler yapmışlar. Bak, burası boşuna oyulmuş bir yer değil. Gel. Evet, İmdat abinin demek istediği yer Yazılı Kanyonu'nun ismi. Arkadaşlar şuradan geliyor. Buralar mesela. Burası oyulmuş. Bir şeyler yapmışlar ama bilmiyoruz. Tabii tarihi tam bilmiyoruz. Öğrenmek lazım. Burada da aynı. Benzeri. Böyle. Sonuç itibariyle burada bir medeniyet yaşamış yani. Ya da ziyaret etmiş burayı. Bak, şu yerleri bak. Buraları ben bak, burası öyle, burası öyle. Buralara bir amaç var yani. Burada bunların boşuna yapılmadı. Hatta bak burada da. Görüyorsun. Burası gibi. Oralarda da kurlar var. Şeyde. Şurada. Ve günümüze kadar da evet, iyi kalmış. Bak şuradaki yazılı yazılara. Eşref Roma döneminden kalma olduğunu söylüyor ama ben de bilmiyorum tabii. Ne olduğunu bakmak lazım yani. Her şey yaklaştı bak. Buraya mum koymuşlar. Burası muhtemelen, ben öyle tahmin ediyorum. Buralara mum mum koymuşlar değil mi? Mum koymuşlar. Mum koyma yerleri var. Ve oralarda siyah olmuş mum yandıkça. Evet, şuraya, burası daha yazıyor, buraya zarar vermişler bak. İmdat abi. Görüşler o tarafa, evet. Yani buraya ne diye zarar verirler bilmiyorum. Ne yazdığı da bilmiyoruz ama buralarda eski yazılı bir şey var. Zaten yazılı kanyon olmasının şeyi bu. Arkadaşlar şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? En sevdiğim bacalar. Şuranın. Eğiliyoruz, kalkıyoruz. Çok güzel gerçekten. Yani arkadaşlar haklı da Amazon ormanları gibi gelmesin burası. Yok ya. Ben Türkiye'de çok güzel böyle bu tarz gezecek yerler olduğunu, keşfedilmesi gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Halen de var yani. Çok var. Videoyu burada kapatalım.
şarjımız bitebilir. Daha sonra devam ederiz arkadaşlar. Evet. Mehmet abi kendi telleri kucaklamaya başladı. Oh. Az önce suyun serinliği geliyordu. Şimdi nasıl değil mi? Abi yanıyor. Bacaklar kurumaya başlamış. Biraz yorulduk be. Hadi kapattım o zaman. Birazdan başka videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.